24 ekranlarından günaydın. Ben Elif Hakkayaktar. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez'de gündeme, ekonomiye, siyasete dair bütün başlıkları konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Ankara gündeminden önce bugünün önemli bir gündemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine saatler kaldı. Peki masada hangi başlıklar var? Detayları izliyoruz. Beklenen görüşme için geri sayım hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşecek. 23 Nisan resepsiyonunda kesinleşen görüşmede gündem yoğun olacak. 8 yıl aradan sonra ana muhalefet partisi ve Cumhurbaşkanı arasında kurulacak temasta siyasetteki başlıklar masaya gelecek. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek. Erdoğan, Özel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Kabulde sivil anayasa çalışmaları görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce tüm siyasi partilere anayasa çağrısı yapmıştı. Ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yapılan görüşme sonrası Özel anayasa konusunda yapıcı konuşmadı. Erdoğan Özel görüşmesinde de konu tekrar gündeme gelecek. Cumhurbaşkanının Özgür Özel kabulünde meclis gündemine gelmesi beklenen konuların da ele alınması bekleniyor. Evet, bugünün en önemli gündem maddelerinden biri. Şimdi 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a döneceğiz. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Hakkayaktar, ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi haberiyle başladık. Bugün 16'da gerçekleşecek. Ne dersiniz, neler bekliyor siyaset bu görüşmeden? Uzun süredir aslında bakarsanız beklenen görüşmelerden bir tanesi. Yani tam 8 yıldır bir ülkede hükümetle, cumhurbaşkanıyla ana muhalefetin görüşmediği herhalde başka bir ülke yoktur diye düşünüyorum. Böyle karşılıklı olarak liderlerin bir araya geldiği. Bu noktada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki tutumu bu noktada belirleyiciydi. CHP bir türlü olarak ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi kabul etti, ne de diğer temaslarda da pozitif mesajlar vermişti. Özgür Özel ile beraber galiba buradaki bu algı kırılıyor gibi düşünüyoruz şu an için tabii ki. Bu görüşme gerçekleştikten sonra yapılacaklar da önemli. Özellikle ana muhalefet cephesinden gelecek açıklamalar da önemli. Saatler sonra 16'yı gösterdiğinde bu görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti Genel Merkezi'nde bu kabul gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi Merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek. Masada yeni anayasa çalışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve meclis çalışmaları olacak. Hatırlarsanız daha öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup koridorlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le buluşmuş. Daha sonrasında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin sonrasında sivil anayasaya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi negatif mesajlar vermişti. Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel sivil anayasa çalışmalarına destek vermeyeceklerini ima eden bir konuşma yapmıştı. Yine gündemin sivil anayasa olmasını bekliyoruz. CHP Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sivil anayasa çalışmaları üzerine istişarelerde fikir alışverişinde bulunacaklar. Diğer taraftan tabii ki meclisin gündemine gelmesi beklenen bir dizi düzenleme var. Bu düzenlemelere ilişkin de yine masaya yatırılması, görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Bugünkü toplantıda bir kez daha belirtelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi Merkezinde kabul edecek beklentisi var. Hala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden resmi bir açıklama gelmiş değil. İletişim Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmiş değil. Gün içerisinde de belki saatte ve mekanda hala resmi açıklama olmadığı için bir netlik olmayabilir. Ancak bu kabulün bugün itibariyle gerçekleşeceği kesin. Evet, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ydü. Ne mutlu ki bayram olarak kutluyoruz. Resmi tatil olarak, bayram olarak kutlama şansımız oluyor ama gölge düşürecek anlar da yaşandı. Dün yaşananları biraz konuşalım, buyurun. Şimdi Taksim Meydanı, biliyorsunuz Taksim Meydanı'nda bütün kutlamalar, programlar yasaktı.
STK'lar, sivil toplum kuruluşları ve bu sendikalar. Bu arada bir parantez açabilir miyim Mustafa Daş'tan çok özür dileyerek? Evet, kutlamalar yasaktı ama anmalar yasak değildi bu arada. Bunu da hatırlatalım. Evet. Buyurun. Tam onu hatırlatacaktım ben de. Sendikalar gittiler mesela Taksim Anıtı'nda, çelenk bıraktılar orada. Gerekli anma etkinliklerini düzenlediler. Herhangi bir şekilde sıkıntı, problem olmadı. Ancak öğle saatlerine doğru ne yazık ki bazı sendika üyeleri ve bazı provokatörler Taksim'e gitmek için ayaklandılar. Tabii polis burada müdahalede bulundu. Zaten biliyorsunuz Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar emniyet mensupları tarafından kapatılmıştı. Hem trafiğe kapatılmıştı, hem yaya geçişine kapatılmıştı. Ne yazık ki yine hiç görmek istemediğimiz görüntüler kameralara yansıdı. Orada Türk polisi bir yerde güvenlik alıyor, bir yerde güvenlik önlemi alıyor. Ve daha sonrasında da bakıyorsunuz o ellerindeki flamalarla, bayraklarla, taşlarla saldıran bazı provokatörler var. Ve bu o gün içerisinde de yine yani dün içerisinde de yine pek çok kez ne yazık ki tekrarlandı, pek çok kez devam etti. 28 polis yaralandı. İleride Şehnaz Ayçiçek noktada görevliydi. Oradaki hem saldırıları hem provokasyonları net bir şekilde bize gösterdi Dursun Şahin'le beraber kameramanımız. Bir yerden sonra tabii ki emniyet güçleri biber gazlı müdahalede bulunmak zorunda kaldılar. O biber gazlı müdahaleyle biraz daha aslına bakarsanız kalabalık dağıtıldı. Ancak tansiyon sürekli olarak yüksekti gün içerisinde. İstanbul'da çıkan provokatif olaylarda 217 kişi gözaltına alındı Elif Hakkı Akutar. Eylemcilerin saldırıları sırasında 28 polis, 28 vatan evladı yaralandı. Bakın 1 Mayıs işçi ve dayanışma günü değil mi? Emek ve dayanışma günü olarak geçiyor. Şimdi bakıyorsunuz 1 Mayıs'ta görevi başında olan 28 polis memuru güya orada ellerinde bayraklarla, flamalarla o bayrakları da niye aldıklarını dün gördük. Polise vurmak için almışlar. Gidiyorlar. O 1 Mayıs'ta görevi başında olan polise saldırıyorlar. Ne kadar ironik olduğunu biraz daha anlayabilmemiz için üzerinden geçiyorum. 1 Mayıs'ta gölge düşüren anlar 24 ekibi tarafından gün içerisinde zaten an bir an pek çok kez 24 televizyon ekranlarına getirildi. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bir mesajı vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı ve çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlarıyla sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan ailesinin paylaştığı mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla beraber tüm işçilerin 1 Mayıs'ını kutladılar. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanıyor. Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı. Keza eşi Emine Erdoğan'la paylaştığı mesajda tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlamıştı. Şimdi Türkiye genelinde tabii ki olaylar var aynı zamanda. Ne yazık ki sadece İstanbul'da değil. Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şüpheli gözaltına alındı. Bakın İstanbul'da 217'ydi. Sadece İstanbul'da 217'ydi. Ankara'da nispeten 1 Mayıs kutlamalarının daha yumuşak geçtiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir şekilde bir taşkınlık, bir olay yoktu. Zaten her yıl olduğu gibi yine Anadolu Meydanı'nda gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Orada sendikalar bir araya geldiler. Sendikaların öncülüğünde bir kutlama etkinliği düzenlendi. Saraçhane'deki 1 Mayıs geriliminde kameraya tanıdık bir yüz de yansıdı bu arada. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor iftirası atan bir şahsına münhasır zat vardı hatırlarsanız. Aynı zamanda hapiste yatmıştı. Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı oradaydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte poz verdi Şebnem Korur Fincancı. Tabii ki özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şebnem Korur Fincancı'yla böyle poz vermek için niye bu kadar uğraştığım,
Bunların hepsi planlanmış, programlanmış olan şeyler. Yani oradaki etkinlik de öyle ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanının yanına geçip de poz veremezsiniz. Planlanmış, programlanmış. Şebnem Korur Fincancı çok rahat bir şekilde Özgür Özel'in yanına kadar geliyor. Daha sonrasında da orada işte kameralara belirli pozlar veriliyor. Belirli mesajlar gönderiliyor. Yani artık nerelere, hangi mesajların gönderildiği önümüzdeki süre zarfı içerisinde zaten ortaya çıkacaktır. Ancak Şebnem Korur Fincancı'nın da ne olduğu zaten geçtiğimiz süre zarfı içerisinde yapılan tartışmalarla, yargılamalarla beraber ortaya çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kahraman Mehmetçi'ye utanmadan kimyasal silah kullanıyor iftirasını atan bir zattan bahsediyoruz. Ne yazık ki. Yurt genelinde şimdi önemli kutlamalar yapıldı. Sendikalar tarafından belirlenen bazı şehirlerde, meydanlarda geniş çaplı kutlamalar vardı. Mesela Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen etkinliklere katılımlar yoğundu biliyorsunuz. Yine Samsun keza bu kutlamaların önemli adreslerinden bir tanesiydi. İstanbul dışında aslına bakarsanız öyle çok büyük olayların yaşandığı bir 1 Mayıs'ın geride bırakmadık. Genel itibariyle İstanbul'da daha fazla gerginliğin olduğu, istenmeyen görüntülerin yansıdığı etkinlikler vardı. Provokatörlerin ön tarafta olduğu, yine ne yazık ki kargaşanın hakim olduğu bir görüntü vardı. Taksim özellikle gitmek isteyenlerin. Ama onun dışında yurtta işçilerin, emekçilerin coşkuyla kutladığı 1 Mayıs'ı geride bıraktık. Bazı provokatörler öyle kendilerine münhasır yerlerde bulundu. Bu şekilde hani kendi günlerini, kendi bayramlarını, yani emekçilerin günlerini, yani hepimiz emekçiyiz zaten de. Hani onlar çıkıyorlar da bizim günümüz falan filan diyorlar ya, böyle bir rezil bir gün içerisinde, utanç verici bir gün içerisinde geçirdiler. Onun dışında da herkes gayet güzel bir şekilde kutladı yani. Onlar da kendi dertlerine yansınlar, ne yapalım artık 1 Mayıs geçti gitti. Evet. Nicelerini kutlayalım dediğiniz gibi bizler de o günde çalışan, o gün bile çalışan emekçiler olarak bizim de bayramımız ve dolayısıyla en doğal hakkımızda böyle işte gölge düşürmeyecek şekilde kutlamalara şahit olmak ki evet. Sahadaki arkadaşlarımız da çok daha fazla bu yaşananlardan etkileniyorlar, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programının tüm maddelerini, başlıklarını soracağım ki zamanı siz ona göre daha iyi ayarlarsınız diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. Daha sonrasında Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti ve MYK toplantısına da başkanlık etmişti. Dolayısıyla tüm bu başlıkların ayrıntılarını sizden alalım Mustafa Daş'tan. Şimdi dün oldukça yoğun bir mesaisi vardı Erdoğan'ın. Çankaya Köşkü'nde genel itibariyle mesaisini sürdürdü. İlk olarak Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. İlk toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun daha sonrasında bir hızlı açıklama gerçekleştirdi. Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmelerle özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı dedi. Tabii siyaset kurumunun ilgi alanına giren konular dediğimizde bu noktada hem iç siyaset hem de dış siyasetteki aslına bakarsanız genel itibariyle bir değerlendirme yapıldı. Söyleyebiliriz. İç siyasette işte az önce de söyledik. Hem Özgür Özel'i kabul hem de diğer taraftan sivil anayasa çalışmaları, meclisteki beklenen düzenlemeler, ekonomide atılabilecek olan adımlar bu noktada çok fazla çeşitlendirilebilir. Terörle mücadelede başta olmak üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı. Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada. Kurul üyeleri toplantıda 6 Şubat depremleri sonrasındaki süreç Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meselelerle ülkemizin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalarla ilgili istişarelerde bulunduğu denildi. Gazze konusu da burada önemli başlıklardan bir tanesiydi. Yüksek İstişare Kurulu toplantısında diplomaside bundan sonraki süre zarfı içerisinde atılabilecek olan adımlar da yine Çankaya Köşkü'ndeki bu toplantıda masaya yatırıldı. Bu toplantı sırasında Erdoğan'ın bir de kabulü vardı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit biliyorsunuz yeniden başkanlığa seçilmişti Sayın Zeki Yiğit. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede yüksek yargı alanındaki gelişmeler değerlendirildi. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinde olması nedeniyle geçtiğimiz hafta başkanlık seçimi yapılmış. Tekrar genel kurulda Zeki Yiğit seçilmişti. Yeniden seçilen Yiğit 4 yıl daha yüksek mahkemenin başında olacak Danıştay cephesinde. Şimdi Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz başkanını
belirledi. Danıştay'da başkanlık seçimi bitti. Gözlerin çevrildiği bir başka yerde uzun süredir takip ettiğimiz Yargıtay. Yargıtay'da da kısa süre zarfı içerisinde artık başkanlık yarışının sona ermesi bekleniyor. Daha sonrasında tabii ki yaşadığımız bu Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir gerginlik vardı. Buna dair de gerekli adımların önümüzdeki süre zarfı içerisinde atılabileceğine dair bazı sinyaller var. Diyalog kanallarıyla beraber zaten bu gerilim oldukça düşürülmüştü. Önümüzdeki süre zarfı içerisinde de tamamen sona erdirilmesi bekleniyor ki biliyorsunuz Mehmet Akarca uzun bir aradan sonra Anayasa Mahkemesi'nin 62. kuruluş yıl dönümünde münasebetiyle düzenlenen programa da katılmış. Orada görünmesi de yine yüksek yargıda pozitif bir mesaj olarak algılanmıştı. Diğer taraftan biliyorsunuz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısına başkanlık etti. MYK toplantısı tabii ki yapılırken yapılmadan önce de aslına bakarsanız 31 Mart yerel seçimlerinden beri beklenen bir durum var. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'de bir revizyona gidecek mi gitmeyecek mi sorusu sürekli olarak akıllarda. Her genel merkezde yapılan toplantı sonrasında ya da toplantı öncesinde bu soru sıklıkla gündeme geliyor. Bu soruyu gündemden düşürmek için aslında bakarsanız yapılan açıklamalar var. Yani o açıklamalar, kulislerdeki konuşulanlar. Şimdi şöyle bir durum var. AK Parti biliyorsunuz önümüzdeki süre zarfı içerisinde kongreye gidiyor. Kurultaya gidiyor. Şimdi kongrede ve kurultay öncesinde herhangi bir şekilde AK Parti'de bir görevden alma olmayacak. Yani oradaki MYK toplantıları, MKYK toplantıları öncesinde ya da sonrasında bazı isimler sürekli olarak bir ön plana çıkartılmaya çalışılıyor. Bazı isimler aşağı çekilmeye çalışılıyor. Bunların aslında bakarsanız pek çoğu yine bazı odaklar tarafından ortaya atılan provokasyonlar, dezenformasyon çalışmaları. Kongreye ve kurultaya kadar AK Parti kendi kadrosuyla şu anda hali hazırda bulunan kadrosuyla beraber gidecek ve oradaki kongre sürecinin ardından da partideki bazı mevkilerde koltuk değişimi, devir teslimler gerçekleştirilecek. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kan demiş. Son MYK toplantısında bir sunum gerçekleştirdi. AK Parti'nin kamp takvimi belirlendi buradaki MYK toplantısında. Önce genel seçimler yapıldığından dolayı hatırlarsanız bir yıl öncesinde Mayıs sonu Haziran başında milletvekilleriyle bir kampa girecek AK Parti. Daha sonrasında da bu kez yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları ve belediye başkanları, şu an seçilen belediye başkanları Ankara'ya gelecekler. Ankara'da yine bir kamp gerçekleştirilecek. Bir ay arayla yapılacak bu iki kamp aramı. Kongrenin ne zaman yapılacağı şu an için merak ediliyor. Kongrenin de Ağustos ayında yapılması planlanıyor. Ağustos ayı içerisinde AK Parti'de bu kongre süreci de artık tamamen sonlanmış olacak. Buradaki atılacak olan eğer ki bir değişim adımı varsa da kongre sonrasında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak. Evet, bir taraftan da yeni anayasa için mesai devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmüştü. Şimdi yeni görüşmeler var. Üç siyasi parti yönetimiyle daha bir araya gelecek. Buna dair ayrıntıları da alalım sizden. Şimdi tabii ki önümüzdeki süre zarfı içerisinde özellikle muhalefet cephesinde yeni adımların atılması bekleniyor. Muhalefet cephesinde bir dizi görüşme gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu noktada eski genel başkanlarıyla özellikle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kendi içerisinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin yine artması, devam etmesi bekleniyor. Parti içindeki istişareler dolayısıyla Elif Akkaya Kutar. Buradaki tabii önemli olan aslına bakarsanız bütün bu görüşmelerin sonrasında neler çıkacak? Mesela dün CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama yapıldı. Kimlerle görüşmüş? Şöyle baktığımda eski genel başkanı Hikmet Çetin, Altan Öğmen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Telefonda arayarak bir görüşme gerçekleştirdiği deniyor CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada. Buradaki tabii ki yapılan görüşmede Erdoğan'la yapılacak görüşmenin çerçevesine dair fikir alışverişinde bulunulduğu yine parti tarafından yapılan açıklamada vurgulanıyor. Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini zaten daha öncesinde almıştı. Ama burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'yla
yapılan görüşme aslına bakarsanız son genel başkan olduğu için, son eski genel başkan olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme biraz merak edilen görüşmeler arasındaydı. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha öncesinde bu görüşmeye ilişkin hani sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir mesajıyla beraber kendi görüşünü ortaya koymuştu. Net bir şekilde kendi görüşünü ortaya koymuştu. Ama CHP Genel Merkezi'nde çok da öyle bir tesiri olmamıştı. Bu görüşmenin ardından yine bu ismini saydığımız kişiler Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyecekleri, nasıl açıklamalar yapacakları tabii ki biraz daha bu görüşmelerin mahiyetini ve parti içerisindeki durumu da ortaya koymuş olacak Elif Hakkı Ekuter. Peki. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeler var. Bir cümleyle diplomasi trafiğine dair de alalım ama sürem dolmak üzere. Son bir cümle. Endonezya'nın mevkidaşıyla bir araya geldi dün itibariyle. Bu Gazze konusunda Uluslararası Adalet Divanı'nda biliyorsunuz bir süreç başlatılmıştı. Bu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece Türkiye'nin muadil olacağını söyledi. Oradaki sürecin içerisinde olacağını belirtti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ve uluslararası toplumunda bu davaya müdahil olmasına yönelik yoğun görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Evet. Önümüzdeki süre zarfı içerisinde pek çok diplomatik temasla bu konu tekrar tekrar gündeme gelecek. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Analiz Sentez'de kısacık bir ara sonra konuklarımızla buradayız. Analiz Sentez devam ediyor. Star Gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Elif, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler, beraber iyi yayınlar olsun. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da çok kısa bir süre sonra stüdyoda yanımızda olacak diyelim. Biz başlayalım. İlk olarak bugünün gündemiyle başlayalım, sonra düne dönelim. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bir görüşme gerçekleşecek. En son 8 yıl önce Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşmiş. Siyaset için daha umutlu, daha güzel günlerin başlangıcı olur mu? Bu bir tekrar politikaya dönüşür mü? Saat 16'da görüşecekler. Elbette muhalefet siyasetin doğasında var ama gereken yerlerde de işbirliği yapmak, uzlaşmak, başarılı olan şeylere evet bu güzel demek de herhalde en çok da bizlerin yararına olacak. Elif, elbette yani bu ülkede hiçbir kimse öyle, hele ki bizim kendi kendimize kavga etmemizi veya böyle
kısır çatışmalar içerisinde olmamızı istemez. Tabii ki. İşin doğrusu müzakere, tıkandığın yerde mücadele. Hani Kılıçdaroğlu dedi ya, müzakere evet. edilmez, mücadele evet, edilir mücadele diye. Edilir. O akıl tutulması çıkışı gene yaptı, beklenen çıkışı. Gönül bunu ister ve ideal olan da o. Ama biz bunu istesek de maalesef siyasette bu böyle gerçekleşmiyor. Evet. Bu arada Mustafa Bey hoş geldiniz, günaydın. Teşekkür ederim, günaydın. Sevgili Mustafa kardeşim. Şimdi siyaset, Türkiye'de şu, ele ki şu son yıllarda bir enteresan noktaya geldi. Hani Engin Altay mıydı o? Eski i̇ktidar, grup başkan vekili. İktidar ne yaparsa bir yapsın, biz gidecek evet. halimiz yok diye. Hep böyle... söyleydi onları. Yani başkalarının da duydum ben onu. Ha, böyle bir akıl olabilir mi ya? Yani senin amacın ne muhalefet? Neye muhalefet ediyorsun? İşte yanlış giden şeylere. Doğruysa niye karşısına durasın ki? Yani kim veriyor sana görevi? Şimdi bunu böyle düşündüğünde diyorsun ki ya o zaman eğer akıl buysa arkada başka işler var. Orayı da deşeledin mi hakikaten inanılmaz ilişkiler, inanılmaz pazarlıklar olduğunu görüyorsun. Ve haliyle de siyasetten, ülkenin geldiği bu durumdan dolayı kaygı duyuyorsun. Yoksa herkes ister oturalım, konuşalım, takım ruhuyla hareket edelim. Örneğin milli konularda, dış politikada el ele verelim, kralı gelsin diyelim. Böyle bir tabloyu biz şu ana kadar göremedik. Şimdi Özgür Özel seçildi. Hani süreci böyle baltalayan veya taş koyan biri olmak istemem. Seçildiği gün ilk yaptığı işler, ulan Kılıçdaroğlu'nu biz ararız demeye başladık. Özgür Özel diyorsun, taze kan, taze bir güç. Acaba yenilik mi? Öyle diye lanse ettiler bize. Ama daha açar açmaz Demirtaş'a selam olsun, Kavala'ya selam olsun dedin mi, eyvah dedirtten bir sürecin önünü açıyorsun. Şimdi o sürecin biz içindeyken bir anda tam tersi bir Özgür Özel tablosu gördük. İşte zeytin dalları, görüşelim, konuşalım. Ya tamam güzel, yapalım biz bunları. Amasız, fakatsız, lakinsiz. Şimdi bu olumlu hava... yani süreci bizim de olumlu okumamıza sebebiyet verdi. Hadi dedik inşallah bu sefer olsun, bir şeyler değişsin. Ama dünkü hareketlere bakınca benim bugünle olan ümidim azaldı. Niye? Çünkü ya devletin aldığı bir karar var. Sen burada bir provokatör gibi sahneye çıkamazsın. Tam tersi tansiyonu düşüren, dengeyi bulan bir aktör olarak çıkarsın. Ve öyle de olman gerekir. Lidersin sen. Dünkü tabloya bakıyorsun, Özgür Özel'i tuzağa düşüren bir İmamoğlu tablosu var. O da kendi içinde bir siyasi manevra yapıyor. Bütün radikal grupları getirip Özgür Özel önüne atıverdi. Kendisi de gitti Bakırköy'de ona bağlı olanları topladı. Yani Özgür Özel bir anda radikal yapılarla el ele bir görüntü verdiği ortaya çıktı. Mimarı kim bu işin? Bana göre İmamoğlu. Dolayısıyla oyun içinde oyun. Tekrar dün sahnelendi. Şimdi bugün böyle bir sahneden, daha taze bu sahneden ne çıkar diye sorgulamaya başladın. Ben şimdi bugünkü görüşmeyi önemsiyorum merkez gibi ve yapılacak açıklamayı da dikkatle takip ediyorum. Yani çıkışta işte gene bildik ezber cümlelerle şöyle oldu böyle oldu, biz burada tavrımızı ortaya koyduk, karşıya da ilettik derse başka. Ama Cumhurbaşkanı'na çok kritik konularda görüşmeler yaptık. Birçoğunda da ikna oldum. Bundan sonrasında yani da. Bundan sonra da inşallah bu diyaloğu devam ettireceğiz. Ülkenin menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapacağız derse başka bakarım ben meseleye. O nedenle şu an illa böyle olacak veya şöyle bir şey bekliyorum demek için erken. Gerçekten çok gitgelli bir sürecin içindeyiz. Ama hani evvel tecrübe, söylenenler, dünkü yapılanlara baktığında buradan bir şey çıkar mı dersen ben... biraz ihtiyatla yaklaşırım. Biraz umudumuz azaldı. Hani Yeni Kapı'yı hatırlayalım. Hı. 15 Temmuz sonrası. Bütün liderler el ele. Kılıçdaroğlu da bunun içinde. Ya 24 saat sürmez mi ya? Gördüğün gibi ihtiyarlar ihtiyatlı davranıyor. Şimdi dün sabah da onu konuşuyorduk da yani böyle bir ihtiyatlı tavır bende de var. Salı günkü yazınıza ihtiyatlı, da bakınca yani, işte ihtiyatlı ki... iyimserlik diyeceğim de çok da iyimser değilim. Çünkü şöyle hani bu senin dediklerinin hani pozitif yönde evrilebilmesi için politikaların değişiyor olması lazım. Heh, bir şeyler de gösterirsin üstüne şimdi koyarsın. Şimdi politika konjonktüre göre belirleniyorsa
ve konjonktüre göre değişmeyen tek politikanız varsa ve o politikanızda HDP, DEM Parti ile işbirliğinden vazgeçmemek ise orada işler biraz zorlaşıyor. Orada neyi değiştirirseniz değiştirin, bunu değiştirmediğiniz sürece, oradan HDP'den, DEM Parti'den bağımsızlaşmadığınız sürece özgün politika ortaya koyamazsınız. Özgün bir tavır da ortaya koyamazsınız. Çünkü o sizi hep tutar. Şimdi bu kadar oy aldı geçen dönem, şimdi Haziran'da falan. Topluyorlar, çıkarıyorlar. Yani parayla aldık, yani parayla demeyeyim. Bir şekilde aldıklarımız, emanet aldıklarımız olmasa hala aynı oydayız. Aslında bir şey arttırdığımız yok. Onun farkındalar. Kaç tarafa, tabii. Kaç tarafa fark kaybettiriyormuş? Evet, kaybettiriyoruz. Ama AK Parti'nin seçmeni de sandığa gitmiyor, bizimki de gitmiyor. Yani kimse, millet bizden de razı değil. Yerel seçim bu. Gitseydin sandığa, niye gitmediniz? Hani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilemezdi de Ekrem İmamoğlu seçilirdi ya. Ekrem İmamoğlu'nu seçmek için insanlar daha fazla sandığa gitselerdi. Ya da onun artık onun eş genel başkanı olduğu bir CHP yönetimi var yani. Değil mi? Orada bir hareketlilik olsun ya. Yok, bunun da farkındalar. O yüzden zaten dikkat ederseniz hani böyle alay valayla bir sevinme olmadı seçim sonuçlarından. Şimdi emanet alınanların kalıcı olması lazım. Ya da daha uzun süre emanetin devam etmesi lazım. Yani alacaklı borcunu geri istemeyecek yani. O borcu siz vadeye yiyeceksiniz. Ama para sizde kalacak, tamam. Uzun vadeli yatırımcı olacaklar size mesela. Ama o da ciddi bir sorun. Orada marjinalleşmemek lazım. Taksim meselesi, siyasi partinin yapması gereken Taksim meselesini kendilerine bağlı sendikalarla oturup konuşarak, sivil toplum örgütleri denilen gruplarla oturup konuşarak, biz Taksim ısrarından vazgeçtik. Taksim'i yasal, legal olarak 1 Mayıs'a açma iradesinin işte temsilcisi, takipçisi olacağız. Bu orada devletin polisiyle çatışmayacağız filan. Olabilir de mesela böyle bir şey. O zaman vay be, burada bir değişiklik var falan derdiniz. Dün orada toplandıklarında ben iki şey söylemiştim. Burada başladık da yayınlar gün içinde devam ettiği için hangi yayında söylediğimi hatırlamıyorum. Şimdi bu insanlar polisle çatışmaya ve Taksim'e gidişi zorlamaya devam ederlerse, bu yarınki görüşmeyi, yani bugünkü görüşmeyi etkiler. Ha, görüşme iptal edilir edilmez o ayrı, ama içeriğini etkiler, her türlü bir şekilde etkiler. Yok, bunu da Özgür Özel'in isteyeceğini zannetmiyorum. Fakat dediler ki, o sırada il başkanı bir açıklama yaptı. Biz sendikaların dediğini yapacağız. Onların kararlarına tabi olacağız. Sonra Saraçhane dedi, sendikalar polisi daha fazla zorlamaktan vazgeçti. Sözüm ona, sendikalar vazgeçti. Ve orada da dağıldılar. Şimdi ben biraz onu bugünkü görüşmeye yatırım olarak nitelendiriyorum. Fakat şey olmadı, yani göz dolduran bir yatırım olmadı. Beceriksiz bir yatırım oldu, başarısız bir yatırım oldu. Tarafımızı ortaya koyalım ama yatırımımızı da Tayyip Erdoğan'a yapalım. Yani onunla görüşmeyi yapalım gibi, tamamen çıkarcılık üzerine kurulu. Çok sağlam bir oportunizm var da neyse, oraya girmeyeyim. Tamamen çıkar üzerine kurulu bir oyun izledik dün orada. Bu uğurda kimler kullanıldı? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, üstadın da bahsettiği
PKK terör örgütünün ürettiği ve örgütün yayın kuruluşlarında yayınlatılan bulanık görüntülerde, ki görüntü net olsa da fark etmez de görüntü bile bulanık. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diyen, eski adli tıp uzmanı olduğu halde bunu söyleyen Şebnem Korur Fincancı ile beraberler. Siz nasıl Atatürk'ün ordusunun askerlerisiniz ya? Öyle bağırıyordunuz ya meydanlarda. Nasıl Atatürkçüsünüz siz ya? Siz nasıl bu devletin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atanla yan yana geliyorsunuz? Benim gözümde o iftirayla ne yan yana gelir biliyor musun hocam? Adli tıp uzmanı zaten terör örgütünün yayın organında yayınlanıyor. Bir de bulanık bir görüntü. Bunun üzerinden kimyasal silah tespiti yapabiliyorsa, şu FETÖ'nün ceketinin üstünden tansiyon ölçüyorlar diye yalandan, o da doğru demektir. İkisinin arasında bana bir fark söyle abi. O resmi ben sosyal medyadan paylaştım. Mesela Fincan neydi, Korur muydu? Evet, Fincancı Korur. Onunla ben yan yana gelirsem yapacağım bir tek şey var. Yüz suratına tükürmek. Bırak aynı kareye girmeyi o soysuzla. Tabii tabii. Direkt suratına tükürerek tepki vermek. Benim bahsettiğim kişisel bile değiller. Çünkü kişisel onlardan var. Bir tane değiller ki. Üstelik ya, kaderin cilvesine bakın. O PKK'nın yayın organlarına Belçika baskın yaptı daha geçen haftalarda. Belçika ya Belçika. Bunlar da ya biz de o kanala çıkmıştık. Bunları da yapmıştık ya, arkamız boşalıyor mu acaba ne filan diye. Bir kaygı içindeler mi? Evet, kaygı içindeler. Ama var bakın, mı fotoğraf elimizde? Hangi fotoğraf? Fincancı denilen. Var tabii, dünkü bugün gazetede var. Bizim akşam gazetesinde de var. Ama ekrana verelim. Arkadaşlar bulurlar. Hayır bir de şu. Ya bir videodan küçük bir parça almışsın. Yani öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi. Ekranda zaten şu anda siz, hayır başka işte bir. Şu, bak şu fotoğraf ya, var ya. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim mi size? Bu fotoğraf, bu şeyden alınmış bir fotoğraf. Efendim. O mu yoksa? Dünkü işte. Bir tane, abi bir tanesi mitingden şey fotoğrafı. Görüntüden alınmış bir fotoğraf. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iki tane fotoğrafı kendisi servis etti. Bunların böyle durup poz verdiği fotoğrafları. Niye etmesin? Adamların umurunda değil ki. Şurada bunu veren orada niye? Tabii tabii. Hayır. Şunu diyemezler yani. Efendim buldunuz işte iki tane fotoğraf, onun üstüne tepiniyorsunuz. Görüntünün küçük bir parçası bilmem ne falan var ya, böyle kıvırma payları. Değil ya, mevzu ortada ya. Mesela bak şimdi Şebnem Korur Fincancı'yla senin de fotoğrafın olabilir. Görevi sırasında ona bir iş getirmişsindir sen. Kadını işte adli tıp başkanı diyebiliyorsun sen. Ya da müdürü, neyse. Bu kadar. Tamam. Soysuz olacağını tahmin etmiyorum. Ha, etmesin ki ya. Etmesin ki. Bugün her şey olup bittikten, ortaya çıktıktan sonraki bir görüntü. Ve büyük bir keyifle de. Bazen böyle eski görüntülerle suçluyorlar ya. Filan zamanda sen nefes mekana bilmem ne yapmıştın. Ya adamın saçları simsiyah ya. Şimdi yani, yandakine, sağındakine, solundakine sor. Atatürkçü, vatansever, çağdaş. İkisinden biri yalan söylüyor. Yani iki durumdan biri yalan. Ya bu yalan ya o yalan. Resim her şeyin gerçeğini söylüyor. Ya şeyi kandırıyorlar. Şebnem Korur Fincancı'yı, diski ve solcuları kandırıyorlar. Ya bizi kandırıyorlar. Sence? Onlara bence güçleri yetmez ya. Hayır, işte işin garip tarafı ne biliyor musun? Az önce ne güzel söyledin. Meydanda Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ya o askerlere yani... Ama Avrupa'nın, Amerika'nın atamadığı iftirayı, cesaret edemediği iftirayı atan bir alçakla yüz yüzesiniz ya. Bu iddiayı... Arkadaşlar, gruba iki kare fotoğraf attım. Bakın önünde. Bu iddiayı ispat etmeyen namerttir, şerefsizdir demen gerekir. Ama yan yana hem de gülerek poz vermekte... Der ki mesela, ben mesela... Yani evet, ayıp olmaz da. Mesela şu fotoğraflar, bunları Cumhuriyet Halk Partisi servis etti. Ankara'daki gazeteci arkadaşlar gönderdi bana da diyor. Ve bu şimdi biz mesela bak, sen de öylesindir. Kimleri gelir? Ya televizyonda boş boğazlık yapan adamlar varsa mesela. Ya da zamanda yapmışsa ve ben haz etmediysem mesela. Ya bazı insanlarla yan yana gelmek istemezsin değil mi abi? Ben de gelmek istemem.
Belki benim de yan yana gelmek istemeyenler vardır kendince sebeplerinden dolayı, bilmiyorum. Ama bu anlaşılabilir bir şey. Şimdi burada böyle bir durum var. Ya biz yan yana gelmeyelim ya. Deyin yani, yan yana gelmeyelim deyin. Ya o tepki bile var ya, kabul edilir bir tepki değil. Okay. Gördüğü an yapılacak iş suratına tükürmek. Uzak dur buradan diye. Çünkü sen kendi Mehmet'ine, silahlı kuvvetlerine ve bile bile olmadığını dün gibi, adın gibi bile bile Avrupa'daki o güçler tasmanı sıktığı için bu iftiraya atacaksın. Şu görüşmeler devam edecekse eğer, mesela ben Milli Savunma Bakanı'na bu görüntünün altını çizerek bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kayıtlarda bulunsun. Adı geçince onları topluyorlar basın müşavirleri. Sonra bir ara kulağına fısıldıyorlar ya, sizin için şurada şöyle dendi diye. Yani izlemiyorsa da inşallah söylerler. Bir şekilde Özgür Özel'le karşı karşıya geldiğinde veya ziyaret ettiğinde, doğrudan muhatabı değil elbette. Ama sonuçta bakan, siyasetçi, siyasi bir kurumda yani, siyasi bir makamın başında. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şekilde PKK'nın ağzıyla ve PKK'nın ortaya koyduğu şeyle, görüntüyle hakaret, iftira atabilen biriyle yan yana gelmeniz bizi üzdü. Sen takip ediyorsun. Bunun farkında mısınız samimiyetle diye sormasını ve söylemesini hayır beklerim. Bakın bağırmaya, çağırmaya falan gerek yok. Mustafa, samimiyetle soruyorum. Sen takip ediyorsun. Fincancı o lafından dolayı bir ceza işlem, hukuki işlem uygulandı bir mı? Bir dava açıldı da tutuklandı, bırakıldı. Bildiğim kadarıyla dava açıldı, evet, ama evet, davanın safahatını bilmiyorum. Tabii dava açıldı. İki yıl kaç, ne kadardı hemen söyleyeyim. Bizim davadan onun alacağı cezadan çok. Durumdan bizim alacağımız derse ihtiyacımız var. O ayrı. Bana şimdi takipçiler soruyor. Ben dün paylaştım. Evet. Çok ağır da yazdım yazıyı sosyal medyada. Vatandaşın sorduğu soru şu. Hocam niye hesap sorulmuyor deniyor. İşte hesabını yargı soruyordur. İşte 2 yıl, nasıl? 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Başka bir ülkede var ya. Bak, başka bir ülkede şöyle bir hain çıkacak. O ülkenin ordusuna böyle laf edecek. Tozunu bulamazlar. Hadi hukukta bir yürüyen süreç var. Kardeşim sen tepki ver ya. Sorsan Atatürkçüsün. Sorsan milliyetçisin. Sorsan ulusalcısın. Al. İşte bunları maalesef ya. Ve daha da garibi ya, koca Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Ya kardeşim siz neyin peşindesiniz, yani yok mu ya? İlçe teşkilatları, ondan altı, halk. Ben şu ikinci görüntüde biraz Ekrem İmamoğlu'nun yüz hali, ya benim burada ne işim var filan der gibi bakıyor da. Hiç öyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Benim burada ne işim var der. Hiç öyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, büyük bir gurur ve keyifle göğsü gere gere her teldeyiz, her yerdeyiz diye verdiği bir poz var. O her zaman öyle de. Burada benim zaten yani sitemim buradakilere değil. Bu resme ses çıkarmayan taban kesimde. Evet. Yani ben seçimden sonra en çok kaygılandığım konu oydu. İşte yorumlar yapıldı, genel seçim. Nasıl buluyorsunuz? Dedim inanılmaz endişeliyim. Şaşırdılar, nasıl hocam dedi ya. Ya dedim bizde bir eksiklik var. Eksik olmayın, sağ olun. Şeref duyarız, geliyoruz, anlatıyoruz. Demek ki dedim biz anlatamıyoruz hemşerim. Bu kadar olaya, bu kadar anlatmaya rağmen %48 oy nasıl çıkıyor? Esas bunu biraz sorgulamalıyız diyorum. İşte daha ispatı. Şimdi şu manzaraya ben o partiye gönül vermiş bir seçmen şey olsam, bağlı olduğum ilçe teşkilatına, il teşkilatına giderim ya. Kardeşim siz neyin peşindesiniz ya? Benim şanla şerefle dünyada en köklü ordunun mensubuna atılan iftirayı yapan bir hainle ne işiniz olabilir sizin yan yana? Bunun hesabını sormak vatandaşlık borcu ya. Hani bırak siyaseti. Ben bu bahse konu fincancıyla yan yana gelmiş değilim. Tanımam, bilmem. Ama o iftirayı attığı için ilk tepki verenlerdenim. Ve halen söylüyorum. O iftiranı ispat etmezsen şerefsizsin. Soysuzsun. Öyle atmakla olmaz çamuru. Ortaya koyarsın delili. Hayatında gittin mi Güneydoğu'ya? Yok. Hayatında hiçbir tane askerle muhatap oldun mu? Yok. Hayatında hiçbir mermi gördün mü? Yok. Değil. Onu mesela yani
şey Adnan Oktar'ın kedicikleri ile ilgili raporlarında da daha önce işte şeyin Uğur Mumcu davası mıydı? Onunla ilgili soruşturmalarda verdiği bazı işkence raporları. Ben herkese verdim filan ama sonra başka şeyler çıkıyor arkasından. Yani her şey şüpheli. Yani bir de işe göre de tırnak içinde devlet içindeki başka bir kanadın şeyi olarak, organı olarak çalışmış. Bir dönem için söylüyorum. O enteresan yani. Biraz böyle şey, yer üstünde olduğundan daha fazlası yer altındaymış gibi görünen bir profil. Neyse ya, şimdi bunları bizim en azından benim konum değil, sizin konunuz da. Yes, benim konum işin o tarafı değil. Hayır, ben şimdi orada 30 sene hizmet etmişim ve Atatürk'ün dünyada senden daha mert asker gelmemiştir vesaire, o kuruma söylenen şeye bak. Ne? Söyleyen kim? Ben bunu niye söylendiğini biliyorum. Burada o küresel çete böylelerini sahaya sürer. Gelecekte kendine malzeme olmak için bir dosya oluşturur. Diyecekler ki dokunanlar iktidara geldiğinde, Batı'nın değirmeni taşıyanlar iktidara geldiğinde, kardeşim işte böyle böyle bir konu var. Söylenene ben değilim, koca Türk Tabipler Birliği Başkanı söylüyor. Tabii tabii. Buna zemin hazırlıyorlar. Tabii. Oysa o Tabipler Birliği ne Türk, ne tabipler, ne de birlik. Ben bir enteresan bir biçimde, neyse tamam girmeyeyim de, o Tabipler Birliği'nin de şeyin ne bileyim de daha... Oranın ayağa kalkması lazım ilk başta. Yani neyse ya, aman hiçbir kurumun adli tıptan da bir şey duymadık da koyalım bir kenara. Ya burada kurumların cesareti toplam cesareti oluşturur. Milletin bireysel cesareti toplam devletin, ülkenin cesaretini oluşturur. Vatandaşların cesareti milletin cesaretini oluşturur. Şimdi ortak bir duyguya sahip olmanız için o duyguyu paylaşan insanların olması lazım. Ortak bir cesarete sahip olman için de o cesarete sahip olan insanların olması lazım. Ben bulundukları mevkileri kolay elde eden insanların cesur olabileceklerini olabileceklerini görmedim. Olduklarını da görmedim. Mevkilerini bir mücadeleyle elde etmiş olanlar istisna. Neden mevki de mücadele ne demek? Müdürün kolundan çekip onu oradan atmak değil mücadele. Mücadele o makama layık olmak için ortaya üstün bir başarı koymaya çalışmak. Şimdi o mücadeleyi ortaya koydunuz ve siz... Ya oraya gelirken tabii, de. Herhalde insan. Yani. Yoksa birini bir yerden ayağını kaydırmak kolay. Şimdi o anlamda siyaseten de siyasi olarak da bir yerlere gelmek için bir mücadele ortaya koymuş, mücadele ve başarı ortaya koymuş insanların cesareti diğerlerinde olmaz. Onu bekleyemezsiniz. Beklerseniz yanıltır sizi. Biz mesela devletin kimi kurumlarının başına konulan veyahut da ortasına, kenarına konulan insanlarda bazen bunları görüyoruz. Beni oraya bilmem kim getirdi. Ya ne farkın var senin? Benim paramı da silahımı da Amerika veriyor. Siz kime kafa tuttuğunuzun farkında mısınız diyen İsrail'den ne farkınız var o zaman? Başkasının silahıyla artistlik yapmak kolay. Bir yalnız kal bakalım, o zaman tekrar konuşuruz, öyle mi? Biz çocuktuk ya, bizim memlekette öyle derlerdi. Sokakta bizi ayıranlar olur diye güveniyorsun değil mi? Bana böyle artistlik yapıyorsun. 10-12 yaşında, 15 yaşında çocuklardık. Aramızda hırgür olurdu. Derlerdi ki bir deniz kenarına gel bakalım. Bizi kimsenin ayıramayacağı bir yere yiyor mu gelmek için? İşte kendi gücünüze güveniyor musunuz? Ya biz bunu 12-15 yaşlarında bununla sınanarak büyüdük ya. Doğru bir şey değil kavga etmek, ayrı bir bahis ama bakın adalet ve ahlak, kendi gücüne güvenme duygusunun nereden ne zaman başladığına bakın, bize kimse bunu öğretmedi. İnsanların genetiğinde bir boncuk aranıyorsa o boncuklardan bizde çok var. Onun için bunlardan dediğim gibi kişisel olarak ne yapılacaksa yargı ilgilensin, ama bizim siyasi olarak da siyasetçiden de bu konularda beklentimizin en üst düzeyde olması lazım. Sonra ah vah eyvah ya, mesele bir maaşa 4000 lira seyyanen zam değilmiş. Ne oldu? Emekliye falan para verecekti bu İstanbul'da, ne oldu?
Belediye başkanı seçildikten sonra. İmamoğlu mu? Ha. Yalan oldu. Ha, öğrenciye bedava bilet gibi mi yani? Geçen dönem de öyleydi. Bir önceki seçimde de öyle oldu? Vaatler vardı ya. Kreşler, şeyler uçuştu havada. Bir insan bir defa yalan söylediğinde affedilebilir. Ama yalanı sistematik hale getirdiğinde artık orada o insandan bahsetmiyoruz. Bir projeden bahsediyoruz. Ben proje yapay zeka zaten gibi konuşuyor. Ne veriliyorsa girdisi neyse çıktısı da oluyor. O yüzden neyse bakalım ya. Herkes ektiğini biçer diyelim. 1 Mayıs kutlu olsun bu arada ya. Evet. İşçiler için burada önemli olan o. Evet. İşçiler, emekçiler ki bir sürü adam atmışlar gene belediyelerden aldıkları. 1 Mayıs'tan bir gün önce gene nerede Sabah gazetesinde okudum Üsküdar'dan 60 küsür kişi falan işten çıkartılmış. Sorsanız herkes bankamatik diyor. Ya arkadaş ne olur bir Ankara, İstanbul belediyelerine bakın kaç tane bankamatik memur var ya. Devlet zorunluluk getirsin yemin ederim bizimle alakası yok da ben kapıdan artık sabahleyin kart basıp girip çıkacağım ya. Bir iddia var. Mustafa sen takip etmişsindir. Mansur Yavaş Ankara'da seçim öncesi her çiftçiye 10'ar bin lira direkt hesaba para yok, yaptı. Yok 5 diye duydum onu ama 10 verdiği de vardır bilemem ama 5 diye duydum. Ya bakanlığın yapamadığını bu nasıl yapıyor yani? Nereden bu kaynağın aslı? Bakın belediyelerin borcu artmış mı? Artmış. Yatırım yapmamış mı? Yapmamış. Para nereye gitmiş? Billboard'da şuraya buraya organizasyona gitmiş. Abi, artık herkes bilir. En kolay para organizasyondan kazanılır. Tamam mı? 1 lira harcayıp 9 lirayı cebe atarsınız. 10 liralık proje yaparsınız. Şimdi cebe attığınız paraların bir kısmını da harcarsınız. Yapılmayan... İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 milyar liralık bütçesi var. 500 küsür milyar. Ne yapıldı 500 küsür milyarlık? Ya ben buradan söyledim. Yayından önce de söyledim. Bir şeyi eleştirmek gibi bir kaygım yok. Bununla hareket etmiyorum. 5 yol var. Ben ok çocukları okula bırakıp gidip geliyorum oradan her sabah. Her sabah ve her akşam neredeyse. Bir tane metrobüs istasyonu durağı ve üst geçit yapılacak. Çelikten bildiğin. Daha bitmedi. Diyecekler ki bitti çalışıyor. Çalışıyor da hala etrafında trafik oluşturacak kadar işlemler devam ediyor. Kılçıklı işler yapıldığı için. Ve bütün yaz boyunca, kış boyunca orası kapalıydı. Şimdi bakıyorum ana yoldan yan yola ayrılan bir yer var. Asfalt biraz taşmış dışarıya. Hani hafif dikkatsiz olup da sol taraftan trotuara böyle bariyere çok yakın girerseniz sol tekerlerinizi o yükselttiğe çarptırıp takla atabilirsiniz mesela. Hala öyle duruyoruz. Çocuk boğulmadı mı? Kimin umurunda? Ne zaman ki çocuk boğuldu diye ya ne yaptınız siz kardeşim diyorsunuz. 4 gün sonra konuşuyor adam. Ya yani 4 gün önce desene. Yetkililere şey hesap sorulacaktır diyor. Ya. Ya yok yani hesap daha ağır, daha terbiyesiz bir şey var orada. Makama büyük siyasetçiler işte bu işi siyasete. Kim makam büyük siyasetçi? Cumhurbaşkanı kastediyor. Aklınca isim vermeden aşağılamaya çalışıyor. Aklınca. Tatlı şimdi aklınız bu kadar da bundan ibaret. Bunlar bakın hırsı, öfkesi, kini ve kibri aklını o kadar küçültmüş farkında değil. Giderek de belki daha küçülüyor. Belki de hepsi oydu ya. Ha? Belki de hepsi oydu. Ya bilmiyorum da. İnsan keskin sirke küpüne zarar. O yüzden işinizi doğru yapın. Gerisinin geldiğini görürsünüz. Ama adamlar işlerini doğru yapmıyorlar ki. Yani biz bunu her türlü yaparız böyle. Oradan ajans çalışır. Buradan bak pozitif mesajlar veriyor. Cumhurbaşkanına da gidiyoruz bilmem ne filan falan. Cumhurbaşkanı beni şaşırttı mesela. Şaşırtırken sebebini de anlamadım. Öğreneceğim. Beştepe'ye giden, külliyeye giden CHP'li diye yazmıştım. Külliyeye gitmiyor. Cumhurbaşkanı onu şeyde AK Parti'de misafir edecek, kabul edecek. Ama tabii bir yandan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak orada olmuş olacak. Evet. Onların da biraz kafası karışırdı ama uzlaşmayla da olmuş olabilir. Çünkü konuşuyorlardı külliyeye gitme, külliyeye gitme filan. Anında gitmedim diyecek. Gitmedin ama yani Cumhurbaşkanı ile AK Parti'de görüştün. Yani partili Cumhurbaşkanı konusunda da bir sorunun kalmadığını gösteriyorsun filan. Hani böyle bu tür göstergeler bir şey söyleyeyim mi? Kimden beklenir bu tür gösterge niteliğindeki şeyler? Mühim adamlardan beklenir gösterge niteliğindeki şeyler.
Şimdi ben o yüzden bakıyorum, hani orada kabul etmesinin bir hikmeti var mı şeyin, Cumhurbaşkanı'nın? Bu taraftan var gibi gözüküyor. Öbür türlü olsaydı ne olurdu? O da olurdu, bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla daha çok parti işleri görülecek diye şeyde, parlamentoda siyasi partilerin neler yapması gerektiğine dair konular anayasa manayasa olduğuna göre, o yüzden Cumhurbaşkanı onu partide kabul ediyor. Çünkü siyasi partinin genel başkanı. Ve çalışmalar da siyasi partiler arasında yürüyecek. Ben de burada kabul ediyorum diye. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmek başka bir şey. Evet. Orada Can Atalay'ı gündeme getirirseniz diyecek ki tamam oturalım çalışalım. O adam niye ceza almış yapmış, milletvekili olamamış. Yasada anayasada işte. Onun milletvekili olamamasının sebebi zamanında onunla ilgili bir savcılığın bir işlem yapmaması. Bak orada, onlar enteresan şeylerdir yani. Şimdi üstad daha iyi bilir. FETÖ böyle ufak ufak kaldırır topları. Oradan ansa bak. Aa orada böyle bir şey. Allah Allah niye? Hay Allah ya, ihmalimize geldi filan. Yalan. Projenin bir parçası. Bir arkadaşım. Van olayında olduğu gibi. Aynen. Bir arkadaşım BTK. ETK mıydı neydi? BTK'ydı değil mi? Evet. El değiştirdi filan. Bunlar oraya çok şey yapıyorlardı ya. Önem veriyordu. FETÖ'nün elindeydi orası. Şimdi diyor ki gittik de oraya şey alındı, FETÖ'cüler oradan temizleniyor. Onun başında bir birimin başında mı kendi başında mı, şimdi geçmiş zaman yazmıştım ama ya, o kadar aklımda kalmamış, o günkü kayıtlarda var. Diyor ki bilgisayarları çözdürüyoruz, açın şunları bakalım içinde ne var falan diye. Uydular bir yerlere bağlı, bazı uydular hiçbir yere bağlı değil, kablosunu bulamıyorsun. Yani bağlı da kablo binaya giriyor, nereden çıkıyor belli değil. Şimdi dedi ki bilgisayarı, dedi ki çağırın gelsin bilgisayarını açsın. Geldi. Dedi ki bilgisayar şifre, yani bizim uzmanlar dediler ki bilgisayar şifreli mi, açamıyor musun? Şifreli değil, kriptolanmış. Doğru, çok bir dakika, mühim bir şey bulduk yani, kriptolanmış. O kadar mühim bir şifreleme sistemi kullanıldıysa bu bilgisayar mühim işlerde kullanılıyordur. Çağırın bunu, sorumlusunuz. Çağrılmış müdürü, envanterde müdüre kayıtlı. Müdür çağrılmış, müdüre demiş ki aç şu bilgisayarı. Demiş açamam. Niye açamazsın? Direniyor musun? Yok direnmiyorum size. Teslim. Ben direnmiyorum size. Ama unuttum. Unutmanın cezası yok biliyor musunuz üstad? İnsani bir durum çünkü yani. Ha orada sadece doğru söylüyor, yalan söylüyor falan ama ki ben bir anda bir şok yaşadım, travma yaşadım. Kriptoyu da unuttum. Hay Allah ya. Bunlar böyle masum gerekçelere sığınma konusunda özel eğitimli. Çok kolay aptala yatarlar, çok kolay aptal yerine koyarlar. Sonuçta siz yargıya gittiğiniz zaman da yargı der ki ya bir sağlık raporu alsın bakayım, bu gerçekten unutmuş olabilir dediğiniz andan itibaren zaten mevzu sulanmıştır. Peki. Şimdi. Oralarda da öyle oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz da bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın Elif Hanım ve değerli konuklarınız. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi hocam Fed ile başlayalım isterseniz. Fed faizi değiştirmeyecekti. Zaten kesin gözüyle bakıyorduk ama Powell'ın vereceği mesajlar önemliydi. Nasıl değerlendiriyorsunuz o aslında piyasaların merakla beklediği faiz indirimi yeniden ertelenmiş gibi gözüküyor mu? Evet Elif Hanım, aslında bu FED toplantısı çok kritik olacaktı. Çünkü piyasalar biraz yön bulmak isteyecekti. En azından faiz indirimleri FED nezdinde ne zaman gelir, buna dair ipucu arayacaktı. Fakat pek de öyle olmuş gibi görünmüyor. Özellikle Amerikan yazılımına baktığımızda kafaların daha da karışmış olduğunu görüyorum ben şu an. Şimdi ilk olarak şununla başlayalım. Yani bu FOMC toplantısına gitmeden önce Amerika'da enflasyon beklentilerin oldukça üzerinde gelmeye başlamış. Büyüme verileri de beklentilerin altında gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla iki kötü bir arada, hem enflasyon yüksek katı hem de ekonomik büyüme yavaşlıyor. Peki bu durumda Fed ne yapar? Enflasyonu önceler daha şahin mi olur, şahinlik dozunu korur mu? Yoksa ekonomik büyümeden tedirgin olup biraz daha güvercinleşir mi? Piyasa bunu merak ediyordu. Hatta bir kesim faiz artırımı bile gelebilir mi enflasyonu çok öne çekip şeklinde beklentiler vardı. Şimdi genel olarak baktığımızda evet faiz sabit tutuldu. Politika metnine baktığımda politika metni bence son dönemdeki faiz karar metinlerine göre oldukça şahin.
Çünkü çok açık bir dille bir cümle eklenmiş. Deniliyor ki %2'lik hedefe gidene kadar biz istediğimiz yerde değiliz. Bu konuda başarılı olamadık diyorlar. Çok açık ve net bir şekilde bunu söylüyorlar. Sonrasında Powell'a bakalım. Şimdi Powell'ın konuşmaları bir yönü itibariyle aslında güvercin, bir yönü itibariyle şahin denilebilir. Tabii piyasa her zaman iyiyi görmek istediği için ağırlıklı olarak ilk tepkisi oldukça güvercin fiyatlamalar yönünde oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim, politika metninde bilanço daraltım hızını yavaşlatıyor Fed. Bu önemli bir adım Haziran itibariyle. Yani bu şu demek, piyasadan daha az likitte çekecek. Piyasada Haziran itibariyle likitte daha fazla olacak demek. Şimdi tabii bu bir paradoksu da gündeme getiriyor. Bir taraftan diyorsunuz ki enflasyon yüksek. Bu nedenle faizleri daha uzun süre yüksek tutacağım diyorsunuz ve belirsizlik var diyorsunuz. Ama öbür taraftan da likiditeyi bollaştırıcı bir adım atıyorsunuz. Tabii buna da geleceğim. Yani Powell buna farklı bir perspektif sundu ama yani Fed şunu yapmaya çalışıyor aslında. Bilanço daraltımızı yavaşlatarak tam da Kasım'da seçimlere giderken ilk etapta elbette bir finansal istikrarsızlığı önleme, sonrasında da ekonomik büyümeyi çok yavaşlatmadan enflasyonda düşüşü hedefleyen bir Fed olduğunu da anlıyoruz aslında burada. Dolayısıyla evet, bence de bir yön itibariyle bu çelişen bir adımdır. Ama bir yön itibariyle de finansal istikrarı koruma adına da atılan bir adım olarak da değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi şuna bakalım. Hem faiz karar metni hem Powell bize şunu çok net söyledi. Bakın, bana göre faiz indirimleri konusunda bir önceki FOMC'den daha şahin bir Powell ve daha şahin bir Fed vardı. Bir önceki FOMC'de 2024'ün bir noktasında biz faiz indireceğiz diyorlardı ve 3 faiz indirimi projeksiyonu ile karşımıza gelmişlerdi. Fakat bu toplantıda aksine faiz indirimleri ne zaman olur? Bu konuda herhangi bir fikrimiz yok. Belirsiz. Kendimize daha fazla güvenmemiz lazım. Ne zaman kendimize daha fazla güveniriz bunu bilmiyoruz. Veriler bunu söyleyecek diyorlar. Yani faiz indirimlerinin üstü kapalı bir şekilde gerekirse bu sene hiç olmayabileceğini de ima etti Powell. Ha, kendisine soruldu, Eylül'de Kasım'da gelir mi, 1 mi gelir, 2 mi gelir? Buralara tabiri caizse yuvarlak cevaplar vererek kaçındı buralardan. Bunun bence bir iki sebebi var. Bir, gerçekten verilerin nasıl geleceğini bilmiyorlar. İki, Fed şunu yapıyor çoğunlukla, bazı şeylerden emin olsa da bazı alanları böyle gri bırakarak, muğlak bırakarak aslında orada hem kendini güvence altına alıp, olur da yarın öbür istenmeyen bir şey olursa kredibilite kaybına uğramak istemiyor, hem de belirsizlikle biraz piyasaları kontrol altına almaya çalışıyor. Bence biraz bu. Mesela ağzından şu cümleyi kaçırdı Powell: ben yılın geri kalanında enflasyonun düşeceğini de bekliyorum. Şimdi bu şahin taraftı. Güvercin taraf neydi? Şimdi piyasa öyle veya böyle Elif Hanım neyi de tartışıyordu Mart ayı enflasyonu sonrası? Acaba faiz artırımları yeniden masada olabilir mi? Fed bırakın faiz indirimi, faiz artırımına geçer. Neden? İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ne dedi? %6,5'lara kadar 2025'in ilk çeyreğinde çıkarabilir Fed. Yeniden faiz artırımına başlayabilir dedi. Powell çok açık bir dille, biz faiz artışını düşünmüyoruz, bir sonraki hamle faiz artışı olmayacak dedi. Yani ben buradan şunu okuyorum, ben de zaten bu düşüncedeydim. Her şey Fed'i çok zorlasa bile, Fed de şartları çok zorlayarak faiz artırımı yapmama noktasında bir adım atacaktı. Neden? Çünkü olur da faiz artırmayıp faiz indirimlerini konuşurken yeniden faiz artırımına giden bir Fed olursa, pandeminin başında enflasyon geçici demişti, hala onun kredibilitesini toparlamaya çalışan bir Fed'in yine ve yeniden %3'de yapışmış, uzunca bir süre orada kalacak ve enflasyonu da aşağı getirmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle çok açık bir dille faiz artışı yok, faiz artışı beklemeyin dedi. Piyasa en çok burayı kutladı zaten Elif Hanım. Yani artık faiz artışı yok, bundan eminiz ki biz Fed'den bu tarz net açıklamaları kolay kolay duymayız. Dolayısıyla orada bilerek tonu yumuşattı ve piyasaları rahatlatmak istedi. Güvercin taraf buydu. Ama buna rağmen totalde genel olarak baktığımızda çok güvercin bir Fed var mıydı? Eğer mesele faiz indirimleri ise bence olmadığı kanaatindeyim. Evet. Peki Fed ne yapar ne eder? Açıkçası şöyle söyleyeyim, yani ekonomik büyümeyi çok yavaşlatmadan, herhangi bir finansal istikrarsızlığa yol açmadan peyderpey faiz silahını kullanarak, faizleri daha geç indirerek, artırarak değil ama daha geç indirerek enflasyonu düşürme noktasına ilerleyecek, ekonomiyi stagflasyona sokmadan ilerlemek isteyen bir Fed olduğunu anlıyoruz. Peki ne bizi gündeme getirir? Piyasa hala şunu fiyatlıyor, diyor ki Eylül'de bir faiz indirimi gelir, Fed bu sene bir faiz indirimi yapar, başka da faiz indirmez diyor. Bana kalırsa da öyle. Yani dün akşamki Fed bana şunu gösterdi: maksimum şu anki enflasyon, İstihdam piyasası, büyüme verilerine baktığımda maksimum 2 ve daha olası, büyük olasılıkla 1 faiz indirimi yapacak bir Fed olabilir. Tabii verilere bağlı olarak hiçbir faiz indiriminin olmadığı bir süreci de elbette
görebiliriz. Haliyle daha veri bağımlı süreçte ilerlediğimiz enflasyonun, istihdam datalarının çok çok daha kıymetli olduğu bir süreç içindeyiz diye düşünüyorum. Peki hocam, içerideki etkileri nasıl oldu? Tabii şöyle söyleyeyim, şu an piyasa açıldı. Evet, şu an baktığımda piyasada yanılmıyorsam bir yükseliş görüyorum. %0,51 yükselişle 10.097 puandan açıldı. Salı günü kapanışımız, yani salı günü biraz dalgalı bir seyir vardı ama yine 10.000 puanın üzerinde, 10.045 puandan kapanmıştı. %0,37 gerileyerek, ama güne yeniden yükselişle başladı. Buyurun hocam. Tabii Elif Hanım, şöyle söyleyeyim, yani vadeli tarafa da baktığımda, Amerika tarafında da özellikle şu an vadelilerin pozitifte olduğunu görüyorum. Zaten dün Amerikan endeksleri %2'ye varan yükseliş vardı. Evet, bir miktar bu yükselişleri geri verdiler ama bizde piyasayı bozmaz bu çok. Neden bozmaz? Çünkü genel olarak, yani faiz indirime ilişkin beklentilerde bir değişim yok. Hatta genel olarak yazına baktığımda Powell'ı dış basında oldukça güvercin olarak yorumluyor. Özellikle faiz artırımlarını tamamen masadan kaldırmış olması sebebiyle. Dolayısıyla piyasaları belki çok, tabiri caizse, coşturacak borsa tarafını bir süreç olmasa da çok şu an için piyasa en azından böyle yorumluyor. Ben oranın hala belirsiz olduğu kanaatindeyim. Süreci takip etmek gerektiği kanaatindeyim. Ama piyasalar, hani Fed'i şimdilik hasarsız atlattık. Fed anlaşılan ki hani biraz bekliyor. Bu yıl bir faiz veya iki faiz indirimi yapar noktasında biraz. Tabii bizim için şu açıdan kıymetli Elif Hanım. Bildiğiniz gibi, yani yabancının geçişi bizim için çok önemli. Fed ne kadar geç faiz indirimi yapar ya da hiç faiz indirimi yapmazsa yabancının gelmesini durduracak noktaya elbette getirmez ama bir miktar olumsuz etkiler. Niye olumsuz etkiler? Bir getiri farkı bizim lehimize daha fazla güçlenmez. Amerikan 10 yıllıkları yukarıda kalmaya devam eder. Dolar endeksi güçlenmeye devam eder. Bir, iki, Fed'in faiz indirimleri gelmedikçe küresel tarafta risk iştahı baskılanmaya devam eder ve belirsizlik devam eder. Yabancının pozisyon alması biraz daha zorlaşabilir bu durumda. O açıdan bizim gibi gelişmekte olan ülkeler tarafında CDS'leri bile göreli olarak daha yukarıda tutar Fed belirsizliği. Bu açıdan piyasa şu an bence daha olumlu tarafı biraz daha görüyor. Şimdilik bence de endişeye belki mahal yok ama faiz indirimleri konusunda dediğim gibi geçmişe göre daha şahin, daha belirsiz olan bir Fed var karşımızda. Verilere göre süreç ilerleyecek bence. Galiba bizim hocam, şu kadar net bir ifade daha öncesinde söylediğiniz gibi görmemiştik. Enflasyonun %2 hedefine doğru sürdürülebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacağız noktasında. Yani birazcık daha yapabiliriz, yapmayabilirizden yapmayacağız noktasına mı geldi? Daha net bir ifade sanki, değil mi? Kesinlikle Elif Hanım, yani daha net bir ifade. Mesela en azından şu cümleyi duymadık. Bakın, Mart tüfesi geldi, sonrasında Powell konuştu. Şunu söyledi Powell, yani bir önceki toplantıya göre ben biraz daha fazla güven için zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama 2024'te bir faiz indirimi yapacağımızı da düşünüyorum dedi. Evet. Fakat bu kez öyle demedi. 2024'te bir faiz indirimi olur. Eylül'de mi gelir, Kasım'da mı gelir, 1 mi gelir, 2 mi gelir? Buraları tamamen bertaraf eden bir konuşma gördük. Yani ben şunu anladım. Fed şunu kafaya koymuş durumda, bunu zikretmiyor. Dolaylı da olsa hiç faiz indirimi yapmaya da biliriz, o sürece de gidebiliriz demiyor. Çünkü piyasaları da çok da bozmak istemiyorlar Elif Hanım. Yani orada endeksler son haftalarda ciddi satış yedi. Öyle veya böyle bir seçim var. Dolayısıyla piyasaları çok bozmadan, ekonomik büyümeyi çok yavaşlatmadan ama enflasyonu da düşürerek yola devam etmek istiyorlar. Haliyle muğlak, göreli olarak şahin, piyasanın dönem dönem biraz daha iyimsere yorabileceği, biraz daha kötümsere yorabileceği şekilde ilerliyorlar. Yani belirsizlik yaratarak ilerliyorlar. Ama yarın öbür gün karşımıza örneğin hiç faiz indirmeyen bir Fed geldiğinde Powell diyor ki ben size söylemiştim diyor. Veri bağımlı gideceğimizi de söylemiştim. Dolayısıyla tabiri caizse bana hesap soramazsınız diyor. Yani aslında şunu görüyoruz. Sözel iletişimi ustaca da kullanıyorlar aslında Elif Hanım bir yön itibariyle bakarsak. Evet, daha net de konuşuyorlar ama bazı alanlarda da biraz daha muğlak, biraz daha belirsizlik bırakarak, olması gereken de bu aslında. Hocam bir soru sorabilir miyim? Ama dengeleyici gidiyorlar. Bir soru sorabilir miyim hocam? Parmak kaldırdım. Tabii. Şimdi takip etmeye çalışıyorum. Çok hızlı ve çok da not aldım, yani tutabildiğim kadarıyla. Netice, bizi ilgilendiren kısmına tabii biz daha fazla bakıyoruz. Çünkü Fed'in ne yapmaya çalıştığı, ne ettiği vesaire filan, o daha biraz daha fazla bizim açımızdan uzmanlık istiyor. Ama burada sonuçlarını gördüğümüz için uzman olmasak da rahatsız eden ya da rahatlatan tarafını görebiliyoruz. Doktor-hasta ilişkisi gibi. Şimdi anladığım kadarıyla Fed başkanı diyor ki ben faizi arttırmayacağım çünkü faizi arttırırsam başka sorunlar çıkıyor, bunu istemiyorum. Çok da azaltamayabilirim
Siz bu arada idare edin ama en fazla durdurabileceğimi, yani arttırmayacağımı söyleyebilirim. Arttıracağımı söyleyemem. Ha, bu da olmayabilir, öbürü de olabilir. Şimdi bundan çok piyasa şey değil. Çok böyle ha tamam anladık biz bunu falan, sorun yok o zaman demiyor. Diyor ki ya arttırırsan şey pardon ya düşürürsen, ya fazla düşürürsen ya da düşürmezsen, bunu tartışmaya başlıyor. Bizim açımızdan şunu biraz şey gibi, bu zemin sıkılaştırıyor sanki enflasyondan sonra bir dalgalanma bir daha olmasın falan diye. Bizim açımızdan bundan sonra atıyorum Fed faiz arttırmadı dediğimizde bu iyi bir şey midir Türkiye'nin hani döviz faiz dengesi açısından, veyahut da biraz daha düşürdü dediğimizde bu daha iyi bir şey midir? Bunu öğrenmeye çalışıyorum hocam. Tabii Mustafa Bey, yani bence çok güzel ifade ettiniz. Şöyle ki katılırım, yani genel olarak FED bir önceki duruma göre biraz daha faiz artırmayacağım ama hani erken de faiz indirmeyeceğim. Hani bu noktada hani birazcık dişinizi sıkmanız gerekiyor tadında bir FED vardı demek hiç yanlış olmaz. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi FED'in faiz indirmesi bizim için çok çok daha olumlu bir sürece ifade eder Mustafa Bey. Ne kadar geç faiz indirirse bu bizim için o kadar olumsuz olur. Neden? Çünkü bizim için ekonomiye acil çok güçlü yabancı girişinin oluyor olması gerekir. Bu hem üretime kaynak hem de finansal piyasalar için. Hem de biliyorsunuz döviz kurunda baskı, yani dezenflasyonist süreçte TL'de reel değerlenmenin olmazsa olmazı güçlü yabancı girişi. Yani yabancı girişi orta vadeli hedeflerden tutun Merkez Bankası'nın %36'lık hedefine kadar TL'de reel değerlenmenin gerçekleşmesi için en önemli aslında yapı taşı demek hiç yanlış olmaz. O açıdan şimdi diyelim ki Fed faiz indirmedi, uzunca bir süre yüksek tuttu. Bu şunu gündeme getirir. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ve Amerikan tahvil faizleri yukarıda kalır. Dolar endeksi güçlü kalmaya devam eder. Bu ne demek? Bu varlıkların getirilerinin yüksek olması küresel taraftaki yatırımcının bizim varlıklarımızı değil, daha güvenli olarak nitelendirdikleri dolar endeksi ve Amerikan tahvillerine yönelmesini gündeme getirir. Bir, iki, Fed'in faiz indirmemesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin CDS'lerini daha yukarıda tutar. Ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerini biraz daha yavaşlatır, zaman almasına sebep olur. Haliyle diyelim ki dolar endeksi şu an 105'lerde, Fed faiz indirmeye başlarsa 102'lere doğru bir süreç göreceğiz, 100'lere doğru bir süreç göreceğiz. Amerikan 10 yıllıklarında 4'lere doğru bir süreç göreceğiz. Bu bizim içerideki faizimizi ve TL varlıkları daha cazip hale de getirecek. Göreli olarak getiri üstünlüğü sağlamış olacak bizim için. Ama en önemli barometre yabancı şuna da bakıyor. Yani evet bizim ülke içinde uygulanan politikalara bakıyor ama küresel tarafta da işlerin nasıl gittiği, küresel risk iştahının nasıl olduğu, önünü görebiliyor mu göremiyor mu bunlara da bakıyor. Bakın ben biraz önce Wall Street Journal'da bir makale okudum ki Fed'in kalemi olarak bilinen Nick Timiraos almış bu makaleyi kaleme. İlk paragrafta şunu söylüyor. Amerika'da Fed'e çok ciddi bir eleştiri var. Fed faiz artırımlarını bu kadar erken masadan kaldırması çok büyük bir hata ve enflasyonda ben düşüş bekliyorum demesi de çok büyük bir hata. Şu süreci de göreceğiz diyen akademisyenler de var Amerika'da öyle veya böyle. Fed yine yeniden o 1970'lerde 80'lerde yaptığı hatayı yapıp faiz artırım sürecini de gidebilir. Gerçekten Mustafa Bey bu sürece de yönelebilir. Çünkü Amerika'nın enflasyonuna bakmak lazım, hizmet tarafı. Hizmet tarafı şey... bana kalırsa da. Biz orada bir şey geçtiğimiz yıl izlemiştik, siz de tabii çok yakından takip etmişsinizdir ama o zaman konuşmamıştık bunu sizinle. Faizleri enflasyonun bu kadar artacağını da öngörememişti Fed. Dolayısıyla dediğiniz gibi şu anda da öngörüsünde yanılıyor olabilir. Kesinlikle öyle Mustafa Bey. Yani bunları da tamamen masadan kaldırmamak gerekir. Çünkü niye? Yani evet Amerika'da mal enflasyonu, hizmet enflasyonu diye ayırmak lazım. Hizmet enflasyonu, barınma tarafı çok güçlü. Son ayda yönünü yukarı çevirdi. Mal enflasyonu baz etkisiyle artmaya başlayacak. Dolayısıyla bu açıdan hani Fed'in hata yaptığını düşünen kesimler de var. En cümle şunu söyleyeyim. Fed ne kadar erken faiz indirirse bu bizim için o kadar birçok açıdan olumlu olur. Daha güçlü yabancı girişi olur. Ve hem büyüme tarafı hem de dezenflasyon süreç o kadar hızlı ilerler. Ama ne kadar geç faiz indirir ve hatta faiz artırımları olursa faiz artırımları için çok ayrı bir yol haritasını konuşmak gerekir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için yabancı girişini olumsuz etkileyen bir süreç olur. Peki şimdi içeride bizim artık hepimizin
her ay gündemi enflasyon. Şimdi konunun doktoruna şey? Dönmeden önce İTÜ enflasyonu geldi yarın, mi? İTÜ. Ha, evet tabii geldi. Öncü gösterge o söylediğiniz gibi. Hı-hı. Aylık olarak %4,89. Beklenen mi? Sanki yüksek. Yok. Beklenen mi? Yani beklentilerin üstünde, İstanbul'da enflasyonu aynen. Geçinme endeksi olarak toptan fiyatlar tarafında da %4,87 beklentilerin üstünde geldi. Tabii dediğiniz gibi öncüde bir gösterge. Yarın da TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıklıyor olacak. Beklentilerin ortalaması %3,22. Coşkun Baş, bu sizinle başlayalım. Sonra da gidelim işin uzmanından. Evet. Bir son yorumu alalım. Şu yani bir türlü enflasyonu aşağı çekemedik. Şimdi yılın ikinci yarısından sonra bütün inşallah beklentiler Mayıs olur. İnşallah Haziran ayından işte sonra. Herhalde sen anonslarında beklenenin aşağısında geldi diyeceksin. İnşallah. Evet. Ama peki burada kırılımlarını da belki hocam daha iyi biliyordur. O da önemli. Ben gıda enflasyonuna fena halde uyuzum da hocam, o yüzden. Evet, orada zaten bir enflasyon yok. Yani orada bir ekonomik terör var. Evet. Yani bunu dinleyenler, izleyenler hafife almasınlar. Gerçekten bir takım güçler öyle hani fırsatçılık falan değil bunlar. Bunda da doğrudan ben hep söylerim, terör deyince akla hep silah geliyor. Değil. Kültürel terör var, ekonomik terör var, algı terörü var. Yani o kadar çok dalı var ki. Ve bunu son zamanlarda hep ekonomi ve gıda üzerinden yürütüyorlar. O gelip kitlendiğimiz o 3 tane marketin uyguladığı bir politikayla inanılmaz böyle enflasyonu azdıran, vatandaşa zorluk çıkaran uygulamalar var ki. İşte en son tavuk örneği. Evet. Tabii. Yani ne oldu da o zamlar yapıldı? Neyi istinaden bu keyfi uygulamaya geçtiniz? Bunun cevabı yok. Ha, ben o cevabı biliyorum. Bir takım odaklar dışarıdan her yolu deneyip bu ülkenin altını oyamayanlar bu yolla iktidara saldırmanın derdindeler. Evet. Ve ben buradan da söylüyorum, bu konudaki yani hukuki uygulamalarda düzenlemeye gidilmeli, cezalar artırılmalı, yapan yanın asla kar kalmamalı. Çünkü bu öyle sıradan bir ticari rekabet veya işte bir ekonomik kazanç, öyle bir kaygı yok. Bu başka bir şey bu. Vatandaş olarak işte fırsatçılar, işte bunlar insafsız, vicdansız değil ya. Bir görev var ve o görevi uyguluyor bunlar. Ve biz o maalesef zaman zaman programlarda hep tartıştık, konuştuk. Bunun bir şekilde önüne geçilmeli. Tarladaki 3 liralık mal 30 liraya nasıl rafa geliyor, bunun altı deşilmeli. O marketler, o meşhur 3 marketler hangisi? 3'te de 5'te de ya, fark etmiyor bunlar için ya. Hangisi? Yani 5 o 3'ün şey 5'in ikisi öyle ki 3'ü ne kızamıyoruz artık. 3'ü onların yanında gayet iyi yani. Hayır abi, şimdi kağıda bakıyorsun, diyor ki işte %10 karla sattık. Aha, belgesi diyor. Peki arada o el değiştiren şirketler kimin? Orayı niye saklıyorsun? Oradaki hileyi niye anlatmıyorsun bana? Dolayısıyla burada aslında bu devlet bazında bununla mücadele edilmeli. Başka bir niyet var burada. Bunu görmeliyiz. Evet. Ben o niyetin ne olduğunu çok iyi biliyorum. O nedenle de böyle fırsatçılık bilmem ne deyip de işi yumuşatmam. Doğru olanı ortaya koymak zorundayız. Beka için. Burada kasten ve bilinçli, dışarıdan güdümlü bir oyun oynanıyor. Ve vatandaşın cebindeki o paraya göz dikilerek sözde siyasetler yıpratılmaya çalışılıyor. Ne diyor? Tenceremin düşüremediği iktidar yok. Parola buna kurulu. O nedenle bu konuda samimi söylüyorum, cezalar çok artırılmalı. Evet. Hele ki böyle olağanüstü durumlarda yapılıyorsa misliyle gelmeli. Evet. Biz bunları hep yaşadık. Evet. Evet hocam. Peki şimdi öncesinde Coşkun Baş bu biraz erken ayrılmayı öyle rica mi etmişti. Star Gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkılarınız için. Zaten hocam da 9:30'da ayrılacak. O yüzden size müsaade edelim. Çok sağ olun. Hocam, sizden enflasyonla ilgili beklentinizi alarak devam edelim. Şimdi İstanbul enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi dedik. Aylık bazda %4,89. Yıllık olarak da %78,80.
birden bire aslında o pik yapmasını beklediğimiz aylardayız. Dolayısıyla aslında çok da bilmediğimiz bir şey değil. Ne dersiniz? Buyurun. Evet Elif Hanım, şöyle söyleyeyim. Şimdi bildiğimiz gibi İstanbul enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasında korelasyon oldukça yüksek. Evet. Son dönemde de baktığımızda İstanbul enflasyonu beklenti üstü geldikçe aylık olarak TÜİK tarafında da TÜFE tarafında da bunu gördük. Umarım böyle olmaz. Çünkü beklentinin oldukça üstünde bir rakam var. Şöyle söyleyeyim, şu an beklenti, siz ifade ettiniz, %3.25 civarı aylık bazda. Evet. Fakat buna rağmen yani aylık bazda medyan beklenti 3.25 geliyor olsa bile bu aslında enflasyon %36'lık hedef için hala Merkez Bankası'nı zorlayan bir süreç olacak. Çünkü bizim artık şunu görüyor olmamız lazım Elif Hanım. Bakın Ocak, Şubat, Mart'tan sonra yaklaşık olarak %1.5-2'yi geçecek bir aylık enflasyonu görmüyor olmamız gerekir ki %36'ya gidelim. Tabii Merkez Bankası orada şunu söylüyor, diyor ki her bir çeyrek aylık enflasyon ana eğilimi düşecek diyor. Evet şu an biraz yüksek. Ben bunu söylüyorum, benim patikama dahil bu süreç diyor. Fakat öyle veya böyle şimdi diyelim ki yarın %3.5, cuma günü %3.5'un üzerinde bir rakam, %4'lere yakın bir rakam geliyor olması ciddi anlamda şu açıdan çok sıkıntılı. Enflasyon beklentilerini güçlü faiz artışlarına rağmen, güçlü politikalara rağmen kontrol altına almanız çok zor olur. Bakın biraz önce Coşkun Bey'in ifade ettiği o fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın ana kaynaklarından biri enflasyon beklentilerindeki bozulma. Hatta burada çift yönlü nedensellik var. Enflasyon beklentileri yükseldikçe fiyatlama davranışları daha fazla bozuluyor. Fiyatlama davranışları bozuldukça da enflasyon beklentileri bozuluyor. Ve şöyle bir süreçteyiz. Bakın Merkez Bankası üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Yaptı ama işte bu çeşitli sebeplerle bu aylık enflasyon ana eğiliminde piyasada bir kontrol altına alınma, bir düşme görülmezse ki işte bu aylık enflasyona bakarak buna karar vereceğiz. Merkez Bankası'ndan yine ve yeniden bir faiz artışı beklentisi oluşabilir. Şöyle de bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Artık faiz artışının da yapabileceği veya işte enflasyonla mücadelede etki alanı oldukça sınırlı. Zaten şu an politika faizi %50 ama Elif Hanım piyasa %53'ten fonluyor Merkez Bankası. Faiz koridorumuz bandı %53. Geç likitte penceresiyle %53'ün üstüne de çıkıyor. Dolayısıyla bu saatten sonra faiz artırmak elbette ki şu açıdan yararlı. Enflasyon beklentilerini kontrol eder, çıpalar belirli düzeyde aşağı getirir. Fakat ekonomide ani duruş riski ortaya çıkarabilir. O nedenle umarım bundan sonraki sürede aylık enflasyon eğilimi beklentinin çok üzerinde gelmez ve Merkez Bankası bu beklentileri çıpalamak adına, bir sinyal vermek adına bakın ben buradayım, ne gerekiyorsa yapacağım demiştim, yapıyorum demek zorunda kalmaz. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi işte burada önemli olan şey bu aylık enflasyon eğilimde ya da enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkacak olan gelişmelerin olmaması. Ez cümle şu, şimdi biz bu ay umarım %3.2'nin üzerinde bir enflasyon datasıyla karşılaşmışız. Hatta çok zor gibi görünüyor yalnız, onu da söyleyeyim. Ben mesela biraz hafta başına itibaren piyasa beklentilerine bakıyorum. Özellikle bu İstanbul enflasyonu sonrası piyasanın biraz morali bozuldu. Şunu duymaya başladım piyasadan. %3.5'un üzerinde bile bir aylık enflasyon görebiliriz. Çünkü İstanbul enflasyonu çok yüksek geldi. Görürsek de şaşırmamamız gerekir, sürpriz olmaz. Aynen böyle. Dolayısıyla toparlayayım. Yarınki enflasyon kritik. %3.5'un üzerinde, beklentinin üzerine enflasyon gelmesi Merkez Bankası'nın işini zorlaştıracaktır. Faiz beklentilerini artıracaktır. Biraz önce de söylediğim gibi faizle artık ben doygunluğa ulaştığımız kanaatindeyim. Bu saatten sonra elbette sinyal etkisi verecektir ama ani duruş riskini gündeme getirebilir. O açıdan kıymetli. Yani şu an biraz daha bekle gör yapan Merkez Bankası, attığı adımların gecikmeli etkilerini görmek isteyen bir Merkez Bankası var. Toparlayayım. Yarın biraz önce Mustafa Bey söyledi. Eğitim tarafı çok sıkıntılı alt tarafta. Son 2-3 aylık sürede eğitim tarafının çok güçlü geldiğini görüyoruz. Haberleşme tarafı çok güçlü geliyor. Lokanta oteller tarafı zaten orası yıllık bazda da yüksek. Aylık bazda da yüksek gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda eğitim tarafı, lokanta oteller tarafı buraları genel olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yarınki enflasyon önemli ama tepeyi Mayıs'ta göreceğiz Elif Hanım. Yani ben bu ayki enflasyonu göreceğimizi düşünmüyorum. Mayıs ayındaki enflasyonda %73-75 arası bir tepeyi göreceğiz. Haziran'da da evet dezenflasyon süreç başlayacak. Baz etkileri, para politikasının gecikmeli etkileri ama şunu takip edeceğiz. İşte enflasyon gerileyecek ama işte bu beklentilerin üzerinde enflasyon gelmeye devam eder. 1-2 katılık, bakın Amerika şu an katılığı tartışıyor. Bizde de katılık yüksek olursa o %36'lık hedefe ne kadar yaklaşabiliriz? Oraya bakmak gerekir. Ama şundan eminim, ne gerekiyorsa yapacak olan bir Merkez Bankası var. Hani gözün yaşına bakmadan gerekirse ekonomiyi daha da boğacak olmasına rağmen faiz artışı yapmaktan çekinmeyecek bir Merkez Bankası olduğunu da görüyorum ben.
Biraz da sanki şöyle bir şey yok mu? Ben onu da bilmiyorum. Tabii rakamlar ne kadar etkili olur sizden de duymak isterim ama ya faiz artacağı kadar arttı zaten, tırnak içinde söylüyorum bunu, kabaca anlayın lütfen. Uzman sözü olmadığı için. Çünkü yani bugün %50'nin üzerinde, %60'ın üzerinde, hatta o daha uzun vadeli çok daha fazla bir faizle kimse gidip kredi kullanmıyor. Yani kullananlar da ekonomiye etkili olacak kadar değil. Şimdi bu faiz %5 daha artarsa, ki zaten açıklanandan %5 daha fazla uygulanıyor. Ne kadar çok fark eder ki? Evet Mustafa Bey, ben de aslında sizinle aynı görüşteyim. Yani genel itibariyle baktığımızda hani faizin, hele ki işte faiz koridorunu koyun, geç likitte penceresini koyduğumuzda, ben de faizin finansal koşulları yeterince sıkılaştırdığı kanaatindeyim. Orada şuna bakmak lazım, bir ayrım yapmak lazım bence. Eğer bundan sonra piyasayı sıkılaştırmak gerekecekse enflasyonla mücadele için, bence ticari kredilerle mevduat faizlerini ayırarak belki işte bir takım araçsal politikalar uygulamak daha doğru olabilir. Çünkü mevduat faizlerinin biraz daha yukarı gitmesi fayda sağlayabilir. Hem dolarizasyonun azalması, hem işte tüketimin azalıp tasarrufun artması, hem de KKM'den çıkış için. Ama bundan sonra tüm piyasa faizlerini yukarı çekecek bir adımın bence de ekonomide ani duruş riski yaratma durumu olabilir. O açıdan belki mevduat faizleri biraz daha yukarıda dengelenirse, şimdi seviye olarak baktığınızda orada da oldukça yüksek oranlar var. Fakat teveccüh olarak baktığımızda piyasanın da genel kanısı bu. Biraz daha onu da yapıyor Merkez Bankası. Yani makro ihtiyadi adımlarla, zorunlu karşılıklarla mevduat faizlerini yukarı çekici adım yapıyor. Tabii bildiğimiz gibi stopajlarda bir düzenleme var. Bu stopajlara getirilen, stopaj oranlarının yükseltilmiş olması biraz mevduattan kaçışı gündeme getirebilir mi acaba? Orayı da takip etmek gerekir. Bu noktada katılırım. Yani umarım hani enflasyon beklentilerinde o yavaşlama hızı biraz daha artar ve aylık enflasyon eğilimi en azından beklenti üstü gelmez ve Merkez Bankası hani biraz daha piyasayı izleyerek faiz artırımı yapmadan yan araçlarla süreci sürdürmek zorunda kalır umarım diye düşünüyorum. Aksi takdirde katılırım. Yani bu bir yön itibariyle artısı olur ama eksisi bu saatten sonra biraz daha fazla olabilir. Orada şöyle düşünen bir kesim de var Mustafa Bey, onu da paylaşayım. Bir kesim diyor ki faizi artırsın Merkez Bankası. Zaten ticari krediler durma noktasına gelmiş. Dolayısıyla zaten ticari kredi alım hızı yavaşlamış. Orayı zaten bu saatten sonra çok etkilemez ama o mevduat faizlerini yukarı çekerse o yurt içi talep hala dirençli diyor ya, o direnci kırabilir diyen bir kesim de var. Onu da paylaşmış olayım. Hı-hı. Evet. Enteresan hocamın da ne yazık ki süresi doldu. Evet, çok biraz FED'le bakıyoruz ya, o da öyle gidiyor. Evet, çok ince bir çizgi üzerine gidiyor. Hangi tarafa doğru ağırlığını vereceğini Amerikalılar bile tam kestiremiyorlar. Ve bizde de haliyle zor. Benim içimdeki hissiyat da şu. Evet, Mayıs'ta pik yapar, tepeyi bulur, zirveyi bulur. Ya ben Haziran'ı, bir Temmuz'u falan göreyim. Çünkü artık benim de daha kötü ne olabilir satın almaya yüreğim yok. Evet. Hepimizi zorluyor. Biraz daha bizim de bekle gör sürecine gireceğimiz bir dönem anladığım kadarıyla. Evet. Ama en azından pozitif beklentiler var ağırlıkla, öyle diyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam teşekkür ederiz. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve ALB yatırım baş ekonomisti doçent Doktor Filizer Yılmaz, değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Elif Hanım ve Mustafa Bey. İyi yayınlar, kolaylıklar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, sizin de değerlendirmenizi o zaman bu konuda almış oldum. Biraz Gazze'de yaşananlarla devam edelim. 209. gün böyle dile kolay söylüyoruz ama artık yüreğe gitgide zorlaşıyor. Anthony Blinken 7. kez orada bu olaylar yaşanmaya başladığından bu yana 7. kez. En sonunda dün işte İsrail'e gitti ve orada görüşmeleri vardı. Ne dersiniz? Yani ne söylenebilir? Amerika şimdi İsrail'in başbakanını, tabii onunla birlikte işbirlikçilerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaktan kurtarmaya çalışıyor. Evet. Bir tutuklama kararı. Bununla ilgili de zaten sürekli bir çağrıda bulunuyor. Lobi faaliyeti yürütmeleri. O ayrı, onun lobi baskı yapın. Yani ne lobi... kavgaya gerek duymadıkları zaman kullandıkları bir enstrüman. Şimdi lobiyle falan umurlarında değil. Hı.
direkt kafa göz dalın diyorlar yani. Çünkü biliyorsunuz bunlar da fark etmiyor. Demokrat, cumhuriyetçi fark etmiyor. Demokrat, cumhuriyetçi başkan Trump'ın Nikki Haley'si zamanında BM üyelerini Kudüs oylaması yapılırken para vermemekle, daha başka tedbirler almakla, bunları bundan dolayı kimlerin hangi oyu verdiğini de başkana özellikle bildirmekle filan tehdit etmişti. Çok net, çok açıktı. Trump'tı başkan. Biden başkan olduğunda da aynı şeyler oldu. İşte İsrail'le ilgili yine oylamasında, İsrail'le ilgili yapılan oylamalarda aynı para pul tehditleri havalarda uçuştu. Hiç fark etmiyor. Biden'la Trump arasında hiçbir fark yok devlet politikaları açısından. Ha, devlet kendi politikasını sürdürüyor, başkanları umursamıyor değil. Son tahlilde cumhuriyetçisi de demokratı da aynıdır Amerika Birleşik Devletleri için. Mevzubahis İsrail ise, mevzubahis Amerika'nın çıkarlarıysa, mevzubahis Amerika'nın kendi kavgası, kendi savaşıysa. Babasının oğlunu tanımaz. Şimdi İsrail'de Netanyahu da diyor ki, ya senin umurunda değil ki hukuk, mukuk, kakkuk falan senin umurunda değil ki. Umurunda olmayan bir şeyi, o umursamazlığını benim içinde kullansana, niye kullanmıyorsun? Diyor. O tehdidinde hatırla, yanında Guatemala, Muatemala 3-5 tane şey vardı. BM üyesi olduğu için listeye giren devlet vardı. Onlarla uluslararası bir koalisyon oluşturduk filan. Öyle yani. Sen ben bizim oğlan, parasını verdiği kaç kişi varsa etrafında topluyor. Avrupa'da standarttır mesela Çekya. Çekya'nın, bütün Amerikan oylamalarında Çekya yanındadır. Zaman zaman ikinci sırada gelir Avusturya. Avusturya dalar, Almanya dalmaz. Almanya biz büyük milleti, sakin olmamız lazım falan. Neden? Çünkü ona rol düşmüyor zaten. Ona rol düşse yapmak zorunda ama rol düşmediği için o rolü zaten kabul etmemiş gibi davranıyor. Şimdi böyle bir numaradan politikalar geçelim. Şimdi o yüzden de bastırmasının sebebi de o. Ha, Biden'ı neyle elinde tutuyor? Ya oğlu dolandırıcı. Çinlilerden rüşvet almış. Rüşvetin karşılığında da babasından bilgi almış. Bilgiyi de oğluna bile bu rüşveti alsın diye babası vermiş. Oğlunun bütün sermayesi babasından aldığı içeriden bilgi. Insider trading bütün dünyada yasaktır. Suçtur yani. Ama şimdi Biden dese ki vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim itiraz edebilir? Ki Biden da sık sık diyor ya. Gayet normal yani, hatırlamaz. Ha bir de yarın mahkemeye düşersek burası sağlam olsun diye onu da yatırım olarak hatırlamıyor olabilir, onu bilmiyorum. O da başka bir şey olabilir yani. Ha yaşıyla da bir tenasip olunca. Biden'ın bu yaşta aday olması normal bir durum değildir. Bakın adayları vardı. DeSantis için, Florida valisi için çok iyi şeyler söylüyorlardı. Hatta demokratlardan aday olması beklenen, önce de yola öyle çıkan bu Kennedy ailesinden, babası öldürülenlerden birisi, senatörlük kampanyasından önce adamı öldürdüler. O da Demokrat Parti'den aday olacak diye, Biden'ın yerine o aday olacaktı. Son anda Demokrat Parti'den adayı olmaktan vazgeçti adam. Gitti bağımsız oldu. Bağımsız haliyle bile %13 anketlerde o oyu gözüküyordu. Son anketlere bakmadım. Yani adaylarından adaylığa geçiş bıraktım şeyi. Anketlere bakmayı ama insanlar Amerikan seçimi 2024 anketleri falan diye ararlarsa Wikipedia bunları topluyor. Hepsini orada, bütün listesini gün gün kimin yaptığını, kimin yaptırdığını görürsün. İşte bilmem ne medya kuruluşu, bilmem ne araştırma şirketinde şu tarihler arasında şu kadar kişiyle şu anketi yaptı, şu yöntemle yaptı. Bütün ayrıntıları var. Şimdi aynı hafta içerisinde yapılan 4-5 taneyi de karşılaştırabiliyorsunuz. O yüzden çok fikir verici. Bizim seçimlerle ilgili de yaptılar ama bizdeki verileri doğru düzgün toparlayamadılar. Biraz da bizim doğru düzgün veri üretemememizden kaynaklanıyor. O da ayrı. Şimdi ona baktığınız zaman %13'e böyle bir şey yok.
Bir bağımsız aday için böyle bir şey yok. Hani Bernie Sanders vardı ya, her zamanın adayı. Bir tane de bir herif vardı, Orta Doğulu. Nadir. Ne nadir? Bir şey nadir, asil nadir değil. Bir şey nader yani, nader diye geçiyor da. Lübnanlı mı ne? O da böyle müzmin aday yani. Ama işte %1, %1,5 sonra ne yapalım, halk bize destek vermedi falan diye çekilen bizim liberaller gibi bir herif. Şimdi ama onun dışında ilk defa bu kadar potansiyeli yüksek bir. Peki bu kadar potansiyeli yüksek bir adam neden Demokrat Parti'den aday gösterilmedi? George Nader, değil mi? George Nader, evet. Bu kadar potansiyeli yüksek bir aday. Soyadı Kennedy. Amcası, babası suikaste kurban gitmiş. Aile, yani başkanlık ailesi yani. Şimdi bu adam hayatını tehlikeye atmış, değil mi? Yani onun da başına bir şey gelebilir. Kaldı ki ilk sorulan sorulardan biri oydu. Çok röportaj yapıldı onlar. Neden bu adayı Demokrat Parti aday göstermedi, bu ismi de? Demokrat Partili bir adam yani. Ön seçime bile giremeyeceğini anlayınca orada gitti, bağımsız aday oldu. Bakın, bu kadar seçeneğe rağmen Biden tercih ediliyor. Biden'ı kim yönetecek? Biden Amerika'yı yönetecekse Biden'ı biri yönetecek. Soruyu tekrar soruyorum. Biden'ı şu anda kim yönetiyor? Amerika'yı Biden mi yönetiyor? Peki. Şimdi yani biz uzaktan bakıyoruz, bizi gülümsetiyor. Amerikalılar muhtemelen böyle acı acı kafalarını sallıyorlardır yani. Ve bütün anketlerde Trump'ın gerisinde kalacak diyor Biden. İster Biden olsun, ister öbür melez etnik olarak da onun da oyunu alıyorlar. Çünkü diyorlar ki bak, yarı siyahi filan. Dolayısıyla siyahiler de bize oy versin. Neden? Siyahileri alnının çatırından vuruyorlar ya. Hani orada bakın, biz faşist değiliz, yanımızda renkli siyahi de var falan demek için bir tane siyahi bulunduruyorlar yanlarında. Geçtiğimiz dün bir tane şey okudum, makale okudum, onunla bitireyim. Almanya'da siyasete ayar veren, siyasete ayar değil, akıl veren bir düşünce kuruluşu, Stiftung'larından bir tanesinin, en önemlilerinden birinin bir makalesi direkt Trump dönemine hazırlık yapıyor. Ve Trump gelirse diyor, bizi Rusya'ya karşı yalnız bırakabilir mi? Nükleer caydırıcılığımız zayıflayabilir mi? Biz bir araya gelebilir miyiz? İngiltere ile birlikte hareket edebilir miyiz? AB'den çıktı ya, evet. Ama sonuçta Avrupa ülkesi. Onlar tabii AB olarak değil, Avrupa olarak bakıyorlar. Ne yaparız, ne ederiz, kiminle nasıl bir ilişki kurarız? Yoksa Trump öyle diyor ama geldiğinde bu kadarını yapamaz mı filan? Herkes Trump'a yatırım yapıyor. O zaman Demokratlar da Trump gelsin diye yatırım yapmış belli ki. Neden? İşte ona bir bakmamız lazım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Yani o yüzden İsrail'i, Filistin'i Amerika'dan okumamız lazım. Yani. Bulunduğu yerden değil. Buradan yani. Diyorsunuz gülmesi kolay ama. Buradan gülmesi kolay da son tahlilde silah ve para gülünecek bir şey değil. Evet. Her ikisi de İsrail'e gidiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için Analiz Sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.